Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nur Hoca. Bugün sizlerle birlikte LSN ilk konusu olan çarpan ve katları işleyeceğiz. Bu konuya başlamadan önce arkadaşlar nasıl çalışmanız gerektiğini söyleyeceğim. İlk başta arkadaşlar yazarak çalışacağımızı bileceğiz. Ben konuyu anlatırken çözdüğüm sorulardan ilk başta siz kalem kağıt kullanarak çözmeye çalışacaksınız. Ondan sonra sorunun çözümüne bakacaksınız. Böylece soruların çözümü ve çözüm yöntemleri akılda daha kalıcı olur. İlk başlayalım arkadaşlar. Çarpan vakatlar. Bir doğal sayı iki tam sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu iki çarpımın her birine çarpan denir. Çarpanın diğer bir ifadesiyle arkadaşlar diğer bir ifade şekli aslında bölendir. Yani çarpan aynı zamanda bölendir. Bir sayının çarpanı o sayıyı aynı zamanda böler. Örnek olarak 20 sayısının çarpanlarını küçükten büyüğe doğru sıralandığında 5. sayı kaçtır diye sormuş. İlk başta 20 sayısının çarpanlarını bulalım. 20 sayısı arkadaşlar 20 çarpı 1 2 çarpı 10 4 çarpı 5 sonra 5 çarpı 4 şeklinde döndüğü için burada biter arkadaşlar. Her biri 20'ye eşit. O zaman küçükten büyüğe doğru sıralarsak 1 2 4 5, 10 ve 20. Bize 5. sayıyı sormuş. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sayı arkadaşlar o zaman kimmiş? 5. sayımız 10'muş. Örnek 2. 45 sayısının çarpanlarına küçükten büyüğe doğru sıralandığında bir baş ve bir son adım adım yaklaşarak demek istemişim. Çarpılırsa kaç tane 45 sayısı elde edilir? İlk başta bu soruda arkadaşlar yapacağımız şey 45 sayısının çarpanlarını bulmak. Yani 45'i bölen sayılar bulmak. Hemen şu yöntemi kullanalım. 1 çarpı 45. 3 çarpı 15. 5 çarpı 9. 15. 9 çarpı 5 şeklinde dönecek. O zaman burada arkadaşlar... tekrardan döndüğü için bu kısmı almayacağız. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 3'ten 1'ye doğru sıralarsak 1, 3, 5, 9, 15 ve 45. Adım adım bir baş bir sonu çarpacağız. Çarparsak 45, çarparsak 45, çarparsak 45. Kaç tane 45 sayımız elde edilmiş arkadaşlar? 3 tane. Demek ki 3 tane 45 sayısı elde edilir. Hemen buraya bir not olarak küçükten büyüğe doğru sıralanan çarpanlar adım adım birbirine yaklaşarak çarpılırsa çarpanlara ayrılan sayı her defasında verir demiş. Yani 20 sayısını çarpanlarına ayırdık. Küçükten büyüğe doğru sıraladık arkadaşlar çarpanlarını. 1, 2, 4, 5, 10. Her seferinde bir baş bir son. Bir baş bir son çarparsak o zaman çarpanlarına ayrılan sayıyı buluruz. Eğer ki çarpanlara ayrılan sayı tek sayıdaysa, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortadaki sayının karesi çarpanları ayrılan sayıyı verir. Burada 16 sayısının çarpanlarını ayırmışız arkadaşlar. 1 2 4 8 ve kaç varmış? 16 varmış. İsterseniz burada hemen 4'ün karesini aldığınızda çarpanlara ayrılan sayıyı bulmuş oluruz. Bir örnek daha yapabiliriz. 25 sayısının çarpanlarına ayıralım isterseniz. 1 5 ve 25 tek sayıda çarpanı var. O zaman tam ortadaki sayının karesi ne olacakmış? Çarpanlarına ayrılan sayıyı verecek. Hemen bir soruluk sayfaya geçelim. Örnek 5. A sayısının çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralı olacak şekilde yazılmıştır. Buna göre x artı z toplamı kaçtır? Bir baş ve bir sondakinin çarpımı her zaman çarpanı verecekti. O yüzden 1 ve Z'nin çarpımı 2 ve 9'un çarpımı 3 ve pardon X ve 6'nın çarpımı her zaman neyi verecekmiş? Çarpanlarına ayrılan sayı. O zaman 1 çarpı Z kime eşit olacak? 2 çarpı 9'a. Buradan arkadaşlar düzenlersek o zaman 1 ile neyi çarparsam çarpayım? Kendisi. 2 ile 9'u çarptığımda o zaman Z buradan kaçmış? 18'miş. O zaman asal çarpanlarını ayırdığımız asal çarpanlarını diyorum pardon. Çarpanlarını ayırdığımız sayı kaçmış? 18'miş. O zaman 6 ile neyi çarparsam 18 yapar? 6 çarpı x 18 ise buradan x ne olmalı? 3 ile çarpınca 18 olur. İkisinin toplamını sormuş. Z artı x buradan 21 yapar. Örnek 6. A sayısının çarpanları aşağıdaki gibi karışık yazılmıştır. Bir sayı A sayısının çarpanı değildir demiş. Çarpan olmayan sayı ile A sayısının toplamı kaçtır demiş. Şöyle yapacağız. O zaman en küçük ve en büyüğü bulmaya çalışalım. En küçük burada arkadaşlar 1. 1 en büyük de 48. Küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım önce. 1 2 şunları sıraladık. Sonra 3, sonra 4 var. Bunu da sıraladık. Sonra 6 var. Bakalım başka ne var? 9 var. 12 var. 18 var. 36 var. Ve 48 var. Şimdi bir baş bir sondakinin çarpma her zaman asal çarpanlarına ayrılanı verecekti. 1 ile 48'i çarparsam 48. 2 ile 36'yı çarparsam 72. Şu an tutmayan şu ikisi. 3 ile 18'i çarparsak bakalım her seferinde veren vermiyor arkadaşlar. Demek ki burada bir tane fazla. Bakalım her seferinde aynı sayı verebilecek mi? 1 ile 48. 2 ile 24'ü çarparsam 48'i vermeli. 24 var mı? Yok. Ondan sonra 36 için deneyelim. 1 ile 36. O zaman 36 yaptı. 2 ile 18. 36 yaptı. 3 ile 12. 36 yaptı. Ondan sonra 4 ile 9. 36 yaptı. Bir de 6'nın karesi 36 yaptı. O zaman çarpanı olmayan sayı kimmiş? 48'miş. Bunu nereden anladık? 1 ile çarpınca 48 de 2 ile çarpınca 48 verecek sayı olan 24 çarpanların içinde yok. Demek ki 24 çarpanımız 2 çarpı 24 eşittir 48 olacak. 24 çarpanımız yoksa o zaman 48 sayısı asal 48 sayısı buradaki fazla olan sayı. Fazla olan sayımız kimmiş? Fazla olan sayı. 48. Peki çarpanlarına ayırdığımız sayı için burada? 1 ile 36. 2 ile 18, 3 ile 12, 4 ile 9'u çarptığımızda her zaman 36'yı verecek. O zaman çarpanlarına ayrılan sayı da 36'ymış. Bu da çarpan ayrılan sayı. Çarpanlarına ayrılan sayı. İkisini neyin sormuş? Toplamını. İkisini toplarsam arkadaşlar buradan cevap ne çıkacak? 84 çıkaracak. Örnek 7 yukarıdaki sayıları bir doğal sayının çarpanları küçükten büyüğe doğru yazılmıştır. Buna göre z eksi x artı y sonucu kaçtır demiş. Önce öncelikle kaç tane çarpan olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çift sayıda çarpanmış. O zaman bir başta bir sondakinin çarpımı her zaman çarpanlarına ayrılanı verecek. Şöyle bakalım. 1 ile z'yi çarptık z. 2 ile 24'ü e çarptık 48. O zaman asal çarpanlarına ayrılan sayı 48 olmalı. 2 çarpı 24 neymiş? 48'miş. Şurada hemen gösterelim. 1 ile z'yi çarpınca 48 olmalı. O zaman z dediğimiz sayı buradan kaç olacak? 48 çıkacak. Z sayısı 48'miş. Hemen işaretledik. 3 ile 16'yı çarparsak 48. X ile 12'yi çarparsak 48 olacak. X ile 12'yi çarptık. 48. Her iki tarafı 12'ye bölersek. X dediğimiz sayı buradan 4 çıktı. Sonra 6 ile y'yi çarparsak 48 olacak. 6 çarpı y 48'e eşit olmalı. Her iki tarafı 6'ya böldük. O zaman y de buradan 8 çıkar. Bana ne demiş? Z'den x artı y'nin toplamını çıkar demiş. Z 48'di. x artı y'nin toplamı x artı y'nin toplamı 12 yaptı. 4 artı 8 12. 48'den 12'yi çıkarırsak cevabımız buradan kaç yapacak? 36 yapacak. 300 metre engelli koşusu için engeller 300 metreyi bölen sayılara konulacaktır demiş. Bu yarış pistinde 36-5 atlet yarışacaktır. Bu koşucu bu koşuda yarışı bitiren ilk atlet finişe vardığında ikinci 250 metrede, üçüncü 190 metrede, dördüncü 170, beşinci de 120 metrede ise toplamda kaç engel geçilmiştir diyor. O zaman 300, arka, 300 sayısının çarpanlarını bulmamız gerekiyor. Hemen gelelim 300 sayısının çarpanlarını bulalım. 1 çarpı kaçmış? Aslında asal çarpandan kaç tane bölen olduğunu bulsak daha iyi olacak. Buradan hemen 1 çarpı 300, 2 çarpı 150, 3 çarpı 100, 4 çarpı 75, 5 çarpı 60, 6 çarpı 50, 7 yok, 8 yok, 9 yok, 10 çarpı 30, 15 çarpı 20, 16 çarpı 16 yok, 17, 18. Bir de 20 çarpı 15'e dönecek. O zaman kaç tane asal çarpan uzarmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya böyle tek tek sayacaktık, ya da asal çarpanlarına ayırırsak asal kuvvetlerine. Bu arkadaşın asal kuvvetlerine şöyle ayırıyorduk. 2'nin kaçıncı kuvveti? 2. kuvveti. 5'in 2. kuvveti çarpı 3 üzeri 1'di. O zaman pozitif bölen sayısını bulursak, yani bölen sayısını bulursak kuvvetleri bir arttırıp çarpacaktık. Kuvvetleri bir arttırdım. 3 1 arttırdım. 3 1 arttırdım. 2 18 tane olmalı. 18 tane asal çarpanımız var. İlk adet 18 tane asal çarpanı geçmiş. Yani böleni geçmiş. Birinci atlet 18 tane engeli geçmiş. İkinci atlet kaça kadar gelmiş? 250 metreye kadar gelmiş. 250 metreden sonra ne olmuş? Kaça 250 metreye kadar olan engelleri atlamış. O zaman 250 metreye kadar olan engeller kaç taneymiş? Yine 18 tane. 250'den büyük bir asal bölenimiz yok. Bir tane 300 var. O zaman 300'ü çıkaracağız. İkinci atletimiz o zaman 17 tane engeli aşmış. Üçüncü atletimiz 190'a kadar. 190'dan küçük kaç tane engelimiz var? Yine 17 tane engelimiz var. Dördüncü atletimiz 170 demiş. 170'ten küçük kaç tane asalımız var? Asal bölenimiz. Bakalım 170'ten küçük. Yine 17 tane sayımız var. Beşinci atletimizde 120 metreye kadar koşmuş. 120 metreye kadar koştuğuna göre 120'den kaç tane küçük bölenimiz var? Bakalım. Kaç taneymiş? 2 tane büyük var. O zaman 5. atletimizde 16 tane engel aşmış. Bunları toplarsak arkadaşlar şu üçünün toplamı 51. Toplam kaç yaptı? 69. 16'yı da eklersek 85 tane engel aşılmış olur. A sayısının çarpanlarını küçükten büyüğe sıralı olacak şekilde yazılmıştır. Buna göre x artı z toplamı kaçtır demiş. Bir baştaki bir sondakini çarpacağız arkadaşlar. O zaman çarparsam 1 çarpı z 2 çarpı 9. O zaman bu arkadaş hemen şuradan asal çarpanlarına ayrılan arkadaş kimmiş? 2 çarpı 9'dan 18'miş. Buradan o zaman z arkadaşlar kaç çıkar? 18 çıkar. x de buradan bakalım. İkisinin çarpımı 18 18 buradaki z fazla olmuş sanırım 1 çarpı 2 2 çarpı 18 x artı z artı z toplamı kaçtır demiş asal çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralandığında bir baştaki bir sondaki o zaman burası 18 şu ikisinin çarpımı da 18 olacak bir an ofalladım. burası ne olacakmış 18 olacakmış o zaman bana demiş ki x artı z kaçtır demiş. 18 artı 3'ten sonucumuz 21 olur. A sayısının çarpanları aşağıdaki karışık şekilde yazılmıştır. Bu sayılardan bir tanesi A sayısının çarpanı değildir demiş. Bu sorunun aynısını sanki çözdük değil mi arkadaşlar? Hem de aynısı. Evet. O yüzden burayı es geçelim. Aynı soruyu bir daha yazmışız. Sayfayı Şöyle geriye doğru bırakalım bunu. Asal sayı sadece 1'e ve kendisine bölünen doğal sayılara asal sayı denir. En küçük asal sayımız 2'dir. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Diğer asal sayılarımız arkadaşlar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 sonsuza kadar devam eder arkadaşlar. Asal sayılar sonsuz tanedir. Postu bir tam sayının asal çarpanları ayırmanın iki yöntemi var. Biri asal çarpan algoritması, bir de çarpan ağacı var. En küçük asaldan başlanarak sayı basamakları basamak basamak bölünür diyoruz arkadaşlar. O zaman 20 sayısını en küçük basamaktan yani bildiğimiz en küçük asaldan başlayarak böleceğiz. 2 ile böleceğiz. 2 ile bölünme şartımız birler basamağının çift olmasıydı. Baktım çift o zaman 2'ye tam bölünür. O zaman onu 20'yi 2'ye bölersek buradan 10 gelir. 10 sayısı bir daha 2'ye bölünür. Bir daha 2'ye böldüm. 5 gelir. 5'i de 5'e bölersek 1 olur. O zaman bu arkadaşın asal çarpanlar şeklinde şöyle yazılır. 20 eşittir. 2 tane 2 olduğu için 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1. Alt taraftakiler asallar, üst taraftakiler kuvvetleridir arkadaşlar. 45 sayısını asal çarpanlarına ayıracağız. 2'ye bölünür mü bakıyorum. Birler basamağı 1, pardon tek sayı. Tek sayı arkadaşlar. Tek sayı olduğu için 2'ye bölünmez. O zaman 3'e bölünür mü ona bakıyoruz. 3'e bölünmesi için rakamların toplamı 3'ün katı olmalı. 4 ile 5'in toplamı 9. 3'ün katı o zaman 3'e bölünür. 45'i 3'e bölersem 15 çıkar. 15 3'e bölünür. Bir daha 3'e böldük 5. Bir de 5'e böldük 1. O zaman 45 sayısının asal çarpanlara yazılış şekli 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. Burada asallarımız kimler? Asallar 3 ve 5. Burada asallar kimler? 2 ve 5'tir. Asal çarpan ağacı en küçük asaldan başlanarak adım adım dallara ayrılarak bölünür arkadaşlar. Asal sayı tek dal şeklinde ilerler. Asal olmayanlar dallara ayrılarak devam eder. Yine aynı şekilde 20 sayısını çarpan ağacından yapalım. 2'ye bölündü arkadaşlar. 2'ye bölünürse Burası 2. Şu arkadaş 10 olur. 2'ye bir daha devam ettirelim çünkü başka böleni yok. 10 sayısını bölen hangi sayılar var? 2 ve 5. Gördüğünüz gibi en altta kalan sayılar asal sayılarımız. 20 sayısının asalları kimler? 2 ve 5'tir. 45 sayısının asallarını asal çarpandan bulalım. Hemen geldik. 3'e bölündü. Bu arkadaş 15 oldu. Asalı devam ettirdik. 3 aynı şekilde dal şeklinde devam etti. 15'i çarpanları kimler? 3 ve kaç oldu? 5 oldu. Burada asal çarpanlarımız kim? 3 ve 5. Örnek 14. 90 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemiyle bulunuz demiş. Hemen 90 sayısını ayıralım arkadaşlar. 90 sayısı kaça bölünür? 2'ye bölünür. 2'ye böldüm. Burada 45 sayısı kaldı. 2'yi devam ettirdim. 45 sayısını 3'e böldüm. Burası 3. Burası 15. Asallar devam etti arkadaşlar tek dal şeklinde. 15 sayısı da bir daha 3'e bölünür ve en son 5 kalır. O zaman burada asallarımız 2, 3 ve 5. Demek ki 2 3 ve 5 sayılarına bölünüyormuş. Çarpan ağacında dikkat ederseniz aynı sıradaki sayıların çarpımı her zaman en üstteki arkadaşı verecek. 2 ile 45'in çarpımı 90, 2 3 15'in çarpımı 90, 2 3 3 5'in çarpımı gene 90 olacak. Satırların çarpımı çarpan ağacına ayrılan arkadaşı verir. 100 sayısını asal çarpanlar algoritması yöntemiyle asal kuvvetler şeklinde yazın demiş. Hemen 100 sayısını alalım. Yukarıdan aşağı doğru Böleceğiz. 2'ye bölersem burası 50 olur. Bir daha 2'ye bölersem burası 25. 5'e bölersem 5. 5'e bölersem 1. O zaman 100 sayısı arkadaşlar 2'nin 2. Ikinci kuvveti çarpı 5'in 2. kuvveti. Buradaki asallarımız 2. Kuvvetler de üsttekiler arkadaşlar. Çarpan çarpanlarını ayırmanın kısa bir yolu var arkadaşlar. Aslında çarpan sayısını bulmanın kısa bir yolu. Pozitif bölen sayısı bulma da denir ona. Bir sayının değeri asal çarpan algoritmasını kullanarak asal kuvvetleri şeklinde yazılır. Kuvvet değerlerini bir artılıp çarpılırsa o zaman pozitif bölen sayısı yani çarpan sayısı diğer bir ifadeyle o sayıyı bölenlerin sayısını buluruz. Mesela bin sayısını bölen kaç tane doğal sayı vardır? Tek tek hesaplayacak değiliz hemen yapacağımız şey bin sayısını ne yapmak? Asal çarpanlarına ayırmak. Geldik. 2'ye böldük 500. 2'ye böldük 250. 2'ye böldük 125. 3'e böldük arkadaşlar. Pardon 5'e böldük 25. Bir daha 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm 1. O zaman 1000 sayısı 3 tane 2 yani 2 üzeri 3. 5 tane 5, 5 tane pardon 3 tane 5, 5 üzeri 3 oldu. Bu arkadaşın kısa yoldan bölenlerin sayısını bulmak için biz buna pozitif bölen sayısı diyeceğiz. Kuvvetleri birer arttıracağız arkadaşlar. O zaman kuvvetleri birer arttırırsak 3 artı 1 çarpı kuvveti bir arttırdım. 3 artı 1 buradan 4 çarpı 4'ten 1000 sayısının 16 tane pozitif böleni varmış. Yani doğal sayı böleni varmış. Eğer ki tam sayı deseydi işin içine negatifler de girdiği için 16'yı 2 ile çarpacaktık. Geldik ABC birer tam sayıdır. 140 eşittir. 2 üzeri A çarpı 5 üzeri B çarpı 7 üzeri C ise A artı B artı C kaçtır demiş. Hemen 140'ı bölün algoritması kullanarak asal çarpanlarına ayırak 2'ye böldük arkadaşlar. 70 bir daha 2'ye böldüm. 35 5'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. O zaman 140 sayısı 2 tane 2'ymiş. Çarpı 5 tane pardon 5 tane diyorum. 1 tane 5'miş. 7, 1 tane 7'ymiş. Buradan o zaman A kime eşit olacak? 2'ye. B 1'e. C de 7 üzeri 1 olduğu için 1'e eşit olacak. Demiş ki A ile 2 tane B artı C'yi topla demiş. A 2 idi. B'yi 2 ile çarp demiş. Yani 1'i 2 ile çarpacağız. Sonra C demiş. C'de 1 bulmuştuk. Onu da 1 yazacağız. 2, 2, 1 daha. Sonucumuz 5 olacak. Asal çarpanlara ayrılmış hali. 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 olan doğal sayını ile pozitif belirlerin toplamı kaçtır demiş. Bizden bu sayıyı bulmamızı istemiş. O zaman yapacağımız şey bu sayıyı bulmak. 3'ün karesi ne arkadaşlar? Hemen şurada bulalım. 3'ün karesi 9 demek. Bir de çarpı 5 demiş. Çarpı 7 demiş. 45 45 çarpı 7 yapacağız. O zaman çarparsak 35 3 elde. 28 3 elde 315 oldu. Demek ki çarpanlarına ayrılan asal çarpanların kuvvetli asal kuvvetleri şeklinde ayrılan sayı 315'miş. Bana doğal sayının pozitif bölenlerin sayısı sormuş. E pozitif bölen sayısını kısa yoldan şöyle buluyorduk. Kuvvetleri bir arttırıp çarpıyorduk. 2'yi bir arttırırsam 3, 1'i bir arttırırsam 2, 1'i bir arttırırsam 2 çarpımı demek ki 12 tane bölene varmış. E, 12 tane bölen varsa o zaman 315'e toplamamı istemiş. 315 artı 12 toplarsak 337 istenen cevap olur. Evet soruda demiş ki asal bölüm algoritması kullanılarak sayılar bölünmüş. Bana buradan tek tek değerleri bulmamı istemiş. O zaman adım adım değerleri bulalım. Buradan 1 çarpı 5 o zaman D dediğimiz sayı 5'miş. 5 çarpı 3 C dediğimiz sayı 15'miş. 3 çarpı 15 çarpı 2 o zaman B dediğimiz sayı 30. 30 çarpı 2 o zaman A dediğimiz sayı da 60 çıkacak. ABC'nin toplamını istemiş. ABC hemen değerleri yerine yazalım. Bu tarafı da bulalım önce. 1 çarpı 5 o zaman N dediğimiz sayı 5. 5 çarpı 5 o zaman M dediğimiz sayı 25. 25 çarpı 2 o zaman N dediğimiz sayı 50. 50 çarpı 2 de k da buradan 100 olur. Değerleri tek tek yerine yazalım. D dediğimiz sayı kaçmış arkadaşlar? 5 yazdım. N dediğimiz sayı da 5'miş. Onu da yazdım. Çarpı ABC sayısı demiş. ABC yani 60 30 15'i yazdık. Çarpı KLM demiş. O zaman 150 50 sonra 25'miş. Evet bakıyorum 5'ten 5 çıkmış. 5'ten 5 çıkarsa sonuç 0 olur. 0'la neyi çarparsam çarpayım sonuç 0 olacak. O yüzden bu tarafı çarpmama bile gerek kalmadan sonucun 0 olduğunu görürüz. Örnek kerme ABCD birbirinden farklı sayılardır. K sayısı 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere demiş. Buna göre K sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada dikkat ederseniz arkadaşlar 2, 3, 5, 7 asalları bulunduracak demek ki aşağıdaki şıklar. Hemen gelelim bu arkadaşlar asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölünmüyor. 2'ye bölünmüyorsa demek ki şıklarda bu yok. Hemen gelip yine de bölelim. 3'e bölersek burası ne olacak? 6. 21'den 7 olacak. Başka bölünür mü? Bölünmez. Asal sayı. 67 asal sayı. O yüzden sadece 2 asalı var. 67 asalı yukarıda olmadığı için aşık gitti. Hemen geldim 2'ye böldüm. 2'ye bölersem 175. 3'e bölünür mü? 3'e bölünmez. Hemen gelip 5'e bölelim. 5'e böldüm arkadaşlar. Burası 3. 25, 5. Bir daha 5'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. 2 asalım. 5 asalım. Bir de 7 asalım var. Ama şıklara baktım. 2 asalı dolmak var. 3 asalım var mı? 3 asalım olmadığı için bu arkadaş da gitti. Geldim hemen bu arkadaşı 2'ye böldüm. 500 4'ü 2'ye bölersem o zaman 252 yapar. Bir daha 2'ye bölersem arkadaşlar 1 2 6 yapar. Bir daha 2'ye böldüm. Buradan gelecek sayı 63. Sonra arkadaşlar 3'e böldüm. 21 3'e böldüm. 7 7'ye böldüm. 1 2 asalımız var. 3 asalımız var. 7 asalımız var ama 5 asalımız yok. O yüzden bu arkadaş da gitti. 840'a bakalım. 2'ye bölersek 420. Bir daha 2'ye bölersem 210. 2'ye bölersem buradan 105. 5'e bölersem buradan 2, 1. 3'e bölersek 7. 7'ye bölersek 1. 2 asalımız var. 5 asalımız var. 3 de var. 7 de var. Hepsini sağlayan arkadaş kim? denizli olur. Örnek aşağıdakilerden hangisi en büyük iki böleni toplamı yanlış verilmiştir diyor. Evet sayı kaçmış arkadaşlar? 21 toplam 28 demiş. 21'in bölenleri kim ona bakalım. 21'in bölenleri en büyüklerini sorduğu için kendisi ve 3'e bölelim. Kimmiş? 7'ymiş. İkisinin toplamı 28. Doğru vermiş. 40'ın böleni kendisi. Bir de 2'ye bölersek 20. İkisinin toplamı 60. Doğru vermiş. 35'in bölen arkadaşlar. 35 5'e beş. bölersek 7. İkisinin toplamı 42 iki olmalıydı. Ama burada kaç yazmış? 40 yazmış. Doğrusu neymiş? 42. O yüzden cevabımız neymiş? C almış. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Bundan sonraki videoda en büyük ortak böleni işleyeceğiz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar.